Merhabalar sevgili izleyiciler. Bizınız Channel Türk, Türkiye'nin ilk ve tek iş kanalına hoş geldiniz. Mukaddes Başdilli Hayatın Akışı programında birlikteyiz. Birbirinden güzel konularla, birbirinden ilginç konuklarla, birbirinden donanımlı konuklarla birlikte oluyoruz. Bugünkü konuğumuz hayatın akışında kalan, hayatta anda kalan ve başarısını hayatın akışında olmaya borçlu olan çok donanımlı, çok güzel bir insanla birlikteyiz. Benim sevgili arkadaşım, sevgili dostum, Uyuyorum kitabının yazarı ve ilahiyetçi yazar ve rüya analizcisi sevgili Hülya Özçelik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım benim. Ne kadar güzel böyle iltifatlarla başladın. Biliyorsunuz herkes kendisinin aynasıdır. Kendindeki güzellikleri sarf ettin. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ederim. Sevgili arkadaş çok Rica ederim. teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Hoş buldum. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Ee, öncelikle sizi tanıyarak hayatın akışında hayat nasıl geçiyor? Sizi öğrenerek, <laughs> e, izleyicilerimize tanıtarak başlayalım. Hayat aşkla geçiyor diyelim. Rüya gibi geçiyor, muhteşem geçiyor. Şükürler olsun. Ee, olan her nimete şükretmek, e, verilen her e, nesneye, cisme, özneye her ne varsa onlara şükrederek bir hayat yaşamak. Ee, görülenin ötesindeki göreni, e, seyredeni, değil mi? İzleyeni, izlettireni, senaryoyu, görüntüyü bunlarla hemhal olarak yaşamak muhteşem bir şey. Rabbim hepimize idrak nasip etsin. İnşallah, inşallah. Ee, ben 2012 yılından beri spiritüel e, camiadayım. E, eğitimler alıyorum. Birçok bilinen isimlerden eğitimler aldım. Şu an profesör olarak şifa çalışmaları yapıyorum. Hı -hı. Enerji çalışmaları yapıyorum. Hı -hı. E, malum uzmanlık alanım rüyalar. Hı -hı. Çünkü e, yani uyuyan insanların e, hakikatidir rüya. Evet. Yani yaradan ısrarla uyuyan kullarına... Rüyalarında da bakın rüyada da uyuyanlara, Müthiş, uyanamayan rüyanın içinde, rüyan. içinde de uyan uyanamayanlara hakikat bilgileri gönderir ki irtibat kurmaya çalışır. İstisnasız muhakkak herkes uyur ve muhakkak rüya görür. Ben hatırlam görmüyorum yokken yani hatırlamıyorum olayı vardır. Tabi hedef buradan buradaki hakikatten e, göre göstereni <laughs> hissedebilmek, oradan o bizde izleyici konumda olabilmek. Şimdi bu çalışmalarla birlikte e, danışmanlık e, sürecindeyim hı hı. E, ve bu danışmanlıkta kişiler kendi rüyalarını anlataraktan hı hı. E, çalışmaya başlıyoruz. Yani ben hı hı. derim ki her zaman beş tane rüyanı anlat, hı hı. ondan sonra bakalım gidişat nasıl olacak. Çünkü öyle de bir ilginç, enteresan bir durum var. Yani o gelen beş rüya aynı konuya bir yerden vurgu yapıyor. Bunun neticesinde bizler fark ediyoruz ki demek ki oradaki o konular, o düğümler henüz daha çözülmemiş. <laughs> yani daha varoluş sahnesinde var ama kişi farkına varmamış. Ve yaradan 20 yıl bile geçse o rüyaları unutturtmuyor. Hatırlattırıyor ki o düğüm orada çözülsün diye. Vay canına. Yani bu çalışmalarla birlikte kişi uyuyor olduğunu fark ediyor. Uyanıyor bu sefer bir ileriki safhada da Uykusunda, rüyasında da uyanmaya başlıyor. Özellikle bu çalışmalarla ilgili Kıbrıs'ta ben bir rüya kaşifi okul diye bir okul açtık. Bir buçuk yıldan beri faaliyette <laughs> İnşallah Mersin'de de başlayacak. Aa, ee, Temmuz ait itibariyle. Güzel bir davet Kıbrıs'ta geldi. Kıbrıs'ta olan bağlantımız sık sık orada tabii, olduğumuz tabii. sunumlarını, ee, konferanslarını, aynen. eğitimlerini takip ediyorum. Evet. Gerçekten çok başarılı. Ee, İnanılmaz güzel şeyler yapıyorsun Kıbrıs'ta. <laughs> Sağ olsunlar. Güzel ağırlıyorlar. Allah razı olsun. 2013'ten beri oradayız. Rüyalarla ilgili daha kitap projesi yokken hani Hı -hı. başladık Hı -hı. rüyaları anlatmaya. Sonra rüyayla geldi kitabı. Yani bana gösterildi sadece kapağının rengine kadar. Dedik ki demek bir şey var ki hani e, rüyayla başladık. E Rabbimiz de rüyayla irtibata girdi. Hı hı Çünkü hı. ben de o dönem uyuyordum. Hani hakikati göremiyordum diyeyim. Hani biz de şu anda uyanmaktayız. Hani uyanmak, uyandım evet. diyemem yani. Uyanmak, uyanmaktayız. Uyanmak fark Farkında etme kastım tabii. O tabii. tabii ki. Farkına varmaya başlamak. Yavaş yavaş. Evet, biraz evet. önce de bahsettim ya. Biraz önce bankadaydım ee, ve orada yönetici yazması yerine yönetmen yazıyordu. Ve hayatın ne kadar bir kurulu bir sahne olduğunu e, idrak e, şeyi oldu. Yani o kadar keyif aldım ki yönetmen yazısını görünce dedim wow Allah diyor ya Kur'an'da dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir. Yani bu oyuna kendimizi kaptırmadan Bazen, oyunu kurallarına göre oynamak. Bazen oyunu başkaları kuruyor, biz oynuyoruz. Hı hı. Bazen hani başkalarının evet. rollerinde figüranlık yapıyoruz. İşte oraya hiç girmeyeceğiz. Hatta kendi, yazıp, ha, kendi aktörlüğümüzü kendi aktörlüğümüzü bile bedenden düşürmemiz lazım. Evet. Kendimizin izleyicisi, kendimizin seyircisi bütün olaylara tanık olmak lazım. Çünkü tanık olmadığımız müddetçe özdeşleşiriz. Öfkemizle, duygularımızla mesela ben evet. Hülya Özçelik kimliğimle özdeşleşebilirim. Halbuki ruhtan ibaretim ben. Evet, yani doğru, kendimle evet. dahi özdeşleşmemem lazım. Aslında beden geçici bir kıyafet şu dünyada. Evet, elbisedir. Fiziksel dünyada Aynen. kullandığımız bir elbise Aynen. ve bırakıp gideceğimiz. Evet, yani şimdi ben elbise miyim, bu elbise mi? Bu bırakıp gideceğimiz, işe yaramadığında bırakıp gideceğimiz, ölümsüz evet. evrende bırakıp gideceğimiz bir, bir obje sadece. Bir obje. İşte o objenin rüya olduğunu, aslında her şeyin bir illüzyon olduğunu, hani kuantsal boyuttan. Hol o yüzden yaradan da rüyanın içinde bir daha rüya gösteriyor hmm. bize. Evet. Ama evet, o evet. uyuyanların hakikati. O hakikat bilgisi gelecek ki mesela kabus aracılığıyla gelir, güzelliklerle gelir. Çeşit çeşit rüyalar vardır. Peki rüyalar bize neden sembol diliyle görünür? Yani bu <laughs> çok önemli çünkü rüyaları çoğunlukla direkt olarak görmek yerine asıl semboller var rüyaların içinde. Neden sembollerle görüyoruz bu rüyaları? Şimdi sembollerin geçmişi çok e, uzun bir sürece dayanıyor. Yani mitolojiyi incelediğimiz zaman. Evet. Ta Anunnakiler döneminde, Mısır hiyerogliflerinde evet. birçok semboller var. Hatta o görülen, yani rüyalarda görülen semboller de o bilinç altındaki kolektif havuzdan, kolektif bilinçten gelen semboller. Yani evet. bir tarlayı gördüğümüz zaman onu rahim dememiz çok kolay olabiliyor. Aa, Çünkü evet. Kuranda da sembol deli vardır. Evet. ekilip biçilen alan aslında. Tabii, değil mi? Yani evet, tabi evet. orası. Yani biz Allah'ın insan meyvesiyiz. Evet. Bir yerden baktığımız zaman. Yani onun rahim e, tarlasına ekiliyor her şey. Şimdi şöyle bir şey. Bizim şimdi latin harfleriyle kullandığımız bir dilimiz var. Hı hı. Ama yaradan farklıdır. Yaradan yaratım yapar, evrenler yaratır. Onun sistemi mantık içermez. Big Bang diye bir patlama yapıyor evet. ve hayatlar oluşturuyor. Burada yapılan hani biz bir patlama yapsak her şey enkaza dönüşüyor. Ama onun sisteminde mantık yok. Kuru bir ağacın dalına bir meyveyi takabiliyor yani. Ve bu bize mantıklı geliyor. Evet, Halbuki evet, evet. sistemde mantık yok. Yani sembolde de mantık yok. Hmm. Herhangi bir şeyi bağdaştırmak. Hı hı Şimdi hı hı. yaradanın kendine ait metotları vardır. Hı hı hı. O onun öyle metodudur. Kur'ani gün, Kur'ani sembolleri vardır. Hı hı. Zihni semboller vardır. Hı hı hı. Genel semboller vardır. Yani bunları çok derin incelemek lazım. Sadece 3-5 tane sembolle değil. Mesela hani şunu en basit şöyle söyleyebilirim. Rüya Keşif okulunda e üçüncü derste biz genel rüya sembollerini yaparız böyle. Ama böyle çok önümüze çıkan genel şeylerdir yani. Ama hı hı. onu atfettiğimiz anlam da sadece o da değildir. Kişi rüyayı anlatmaya başladığı anda senaryonun gidişatına göre olay da değişir. Hı -hı. Yani önemli olan senaryoyu bilmek. Yaradan hangi senaryoyu size izlettirdi İnanılmaz. o gece? Bu bir sinemadır. Yani sinemayı nedir? Rabbaniye de geçer Risale-i Nur külliyatında. Vay Rabbani bir sinemadır. Yani Rab nedir? Terbiyecidir. Mürebbidir değil mi? Hı -hı. Elhamdülillahi Rabbil aleminden. Hı -hı, ilk hı -hı. ayeti. Allah kendini alemlerin Rabbi olarak tanıtır. Yani mürebbisidir. Bizim hı -hı. mürebbimizdir. O yüzden... Dünyalarda da bizi terbiye etmek. Düzenli intizamı hayatımızda yani uyanık yaşantımıza hı hı. yansıtmak için bizleri semboller aracılığıyla bilgiler gönderir. Ama kişi çözemez tabii sembolü. Evet. Et. Ama Allah ne diyor? Tanışasınız diye sizi topluluklar halinde yarattı. Farklılıklar halinde. Demek ki bir iletişime girilmesi lazım. Siz bir rüya göreceksiniz, Hı -hı. bana soracaksınız. Hı -hı. Bir tanışma olacak, bir alışveriş, bir Hı -hı. denge. Bugün bana birisi yazıyor, Külya Hanım diyor birkaç rüyam var. Hani sizinle paylaşmak istiyorum. Telefonda mı analiz yapıyorsunuz? Hı -hı. Yüz. yüze mi? Her zaman yüz yüze iyidir. Çünkü o bakışlardan Bakış bir torus oluşuyor. Peki bir, hakiki anlamda şey. analiz edilemezse dünya yaşantısında neleri ıskala, ıskalamış oluruz? Her şeyi ıskalayabiliriz koskoca bir ömrü dahi ıskalayabiliriz. Yani ıska analiz edilmesi çok önemli. Çok önemli çünkü orada bir hakikat bilgisi var. Biz uyandığımızda her gün elimizde bir rotayla uyanıyoruz. Bir yol haritasıyla yani uyanıyoruz. Yani her gece mutlaka rüya görüyoruz. Muhakkak 5 ila 6 yani ki bu kitabı hazırlarken, uyuyorum kitabını hazırlarken tezlere falan da baktım. Benim bu kitabımda hani nasıl söyleyeyim bilimsel hiçbir şey yok. Hmm. Yani Mevlana Hazretlerinden var. işte kutsal kitaplardan hmm. alıntılar var. Bu bir araştırma eseri. Hmm. Bilimsel hiçbir şey yok ama hani kitabı yazma aşamasında. Bilimsel bilgilere de rastladım <laughs> ee, ama onları hiç eklemedim yani herhangi bir Freud'un ismi dahi <laughs> geçmez gibi. Yani ama orada yazıyor mesela 96 dakikaya kadar görülen <laughs> rüyalardan 4 ila 6 arası e, çeşit rüyalardan. Tabii Uzun yani, rüyalar da görüyoruz yani. Yani 96 dakika müddetince. Aha. Yani şöyle bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her sabah namazdan sonra hani hoca namazı kılınca cemaate döner ya işte Allah Resulü döndüğü anda ilk şunu sorarmış. Aranızda rüya gören var mı? Bakın bu çok önemli. Rüya gören var mı? Derlermiş ki ya Resulallah biz görmedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki görmüşsünüzdür ama hatırlamıyorsunuzdur. Bakın çok önemli. Eğer hatırlanmama durumunda da o zaman ben gördüğümü anlatayım dermiş. Yani ilk güne sabah namazı kılındığı andan itibaren rüya ile başlanıyor. Çünkü hayatı şekillendiren bir önce var, bir üst akıl var. Üst boyut, alt boyutu kuşatıyor. Orada bir aleme geçiyoruz. Bakın, şu anda biz bir şehadet alemindeyiz. Hı -hı. Görüyoruz, duyuyoruz beş duyumuzla. Hı -hı. Ama gözümüzün perdelerini kapattığımız anda Görme duyma olayı bitiyor. Yani evet. farklı duyular aktive oluyor değil mi? Evet, Şu evet, anda zaman evet. ve mekan var. E, göz perdeleri kapanınca var mı zaman mekan? Her şeyden sıyrılıyorsunuz. oluyorsunuz. bedeninizden, kimliklerinizden. Randevunuz varsa en önemli. Onu dahi hatırlamıyorsunuz. Atabiliyorsanız devam ediyorsunuz atabilmeye. Ok atıyorsunuz, ok atıyorsunuz. Müthiş. Yani o kadar e, özdeşliyorsunuz ki rüyanızı. Şaşırmıyorsunuz ya ben şimdi yattım bu ok da nereden çıktı? Hiç demiyorsunuz yani dallardan tavuk toplasanız hiç şaşırmıyorsunuz. Hazreti Peygamber'in sözü var ya hani insanlar rüyadadırlar, uykudadırlar, uykudadırlar. Pardon, ölünce, ölünce uyanırlar. Uyanın. Bu ne? onu mu kastediyor? Yani. Tabii ki yani bu, mesela bu kitabın ismi neden uyuyorum? Çünkü uyuyoruz yani bir insanın uyanması için önce uyuyor olduğunu kabul etmesi lazım. Ve Allah'a şunu evet. soracak, nasıl uyanabilirim? Bu çok önemli. Nasıl uyanmalıyız? Yani burası bir ilüzyon. Rüyanın içinde de mesela bu eğitimlerde lucid rüya çalışmaları yapıyoruz. bir Birinci aşamasında basit teknikler veriyoruz. Üçüncü aşamada level lucid rüyan ikinci levelını yapıyoruz. Yani orada farklı evrenlerin içine girilebiliyor, astral seyahatler yapılabiliyor. Böylece rüyanın içinde uyanarak rüya maddeleriyle rüyamızı oluşturabiliyoruz. Oo, çok önemli. Tabii, rüyayı... Biraz önce içeride konuştuk. Bunu mutlaka açalım. <laughs> yani, Seyircilerimizle Bakın ne rüyayı ne istiyorum. kadar oluşturabilirsek, şimdi lüsitte oluşturabiliyoruz ama astralda oluşturamıyoruz. Oranın mekanları farklı. Evet. İkisini ayırt edeceğiz. Evet. başladığımız zaman rüya maddesiyle rüyamızı hani yaratmak tabiri caizse oluşturmaya başladığımız anda e, Hazreti İsa'nın bir sözü vardır. Yukarıda ne yapar? Yukarıda der, e, neyi bağlarsan aşağıda da onu bağlarsın. Aşağıda neyi çözersen Aa. yukarıda da onu çözersin. Üst Müthiş. alemden bir atıf yapıyorsunuz. Çözdüğünüz bir olayı alt aleme yansıtıyorsunuz. Müthiş. Çünkü üst alem her zaman alt alemi kuşatır. Yani Para böyle bazenlere basit... geçtik biraz. <gülüyor> 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 o o o apayrı evet. zaten. Evet, o paralel evren çok çok apayrı bir konu. Ee, burada şehadet alemi ile melekut alemi arasında yani mülk ve melekut alemi arasında bir misal alemi var. Bir berzah, bir incecik perde. Hani evet. Allah diyor ya perdeler vardır kullar arasında. İşte bunlar perdedir. İşte alemler perdedir. E, algılar perdedir. Şöyle olmaz, böyle olmaz dediğimiz her şey perdedir. Mesela e, geçen Mayıs'ta 5. ayın 5'inde yine 5 bakın bugün bayağı bir 5'i konuştuk. Ee, malum Ehli Beyt'ten dolayı biraz da. 5. ayın 5'inde Ehli Beyt Aşkı diye bir program hazırladık. Ee, orada e, Lefkoşa AKM'de. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Görmediğim Allah'a secde etmem diye. Lefkoşa ayağa kalktı. Bu nasıl bir şeydir? İşte ben misyoner miyim? Bölücü müyüm? Falan filan. İşte Allah görülüyor da falan da niye biz göremiyoruz? Ne demek bu? Halbuki orada Hazreti Ali gördüğüm Allah'a secde ederim diyor parantez. görmediğim Allah'a secde etmem görülebilen bir şeyin fark edişidir. Şu anda biz eğer göremiyorsak aslında gö e fark edemediğimizdendir. Fark edemediğimiz Hazreti İsa diyor gördükçe göreceksiniz ama fark edemeyeceksiniz. Duydukça duyacaksınız ama işitemeyeceksiniz. Evet, yani evet, evet. eğer insan elindekiler olduğu müddetçe daha da verilecektir. <laughs> yani biz görüntü, görü görünenlere bakmamız lazım. Görünen Göstereni gösterir bize. Biz resmi görürsek Süper. ressamı buluruz. Süper. Yani bir eğer biz etmem. rüyayı fark ettiğimiz anda evet. rüyayı göstereni bulabiliriz. Yani kendimizi bir fark etsek, bir uyansak rüyada bu kurguyu yapan kim? Evet. evet Hemen evet. orada bir Allah'ı yakalıyoruz orada. Allah'ın bir <laughs> açısını yakalıyoruz. <laughs> Çünkü Allah biz bütün bedensel faaliyetlerimizi uyutup ruhumuzu aktif ediyor. Yani kendinden kendini aktif ettiriyor. <laughs> İçimizdeki ben aktif. hakikat aktif. Evet, Bu evet. aktivite bizi uyandırması için her gece ısrarla dört kere, beş kere uykuda bize rüya gösteriyor. Tıpkı yaşam boyunca 124 bin peygamberin gönderilişi gibi Müthiş. her kavme her topluluğa onların algı, algısına göre onların zihniyetine düşüncesine göre Hı -hı. değil mi bir peygamberden göndereni bulabiliriz hani Hı -hı. bu kitaptan herkes bana ulaşabilir çünkü ismim yazıyor üzerinde Peki i̇şte böyle bir şey yani sistemde peki. rüyadan rüyayı gösterene ulaşabilir peki Hz. İsa'ya ve Musa'ya indirilen kitabı Mukaddes Ahdi Atik Ahdi Cedid ve peygamberimize indirilen evet. Kur'an-ı Kerim buradaki rüya yorumları ve rüyaya dair neler var? O birbirlerine Şimdi, benzerlik var Benzer var. yönleri var. Ee, Tevrat'ta tekvinde çok geçiyor rüya ile ilgili. Daha doğrusu Hazreti Yusuf'un rüyası ile ilgili... ...çok güzel ayrıntılar Hı -hı. özellikle tekvin bölümünde geçiyor. Hı -hı. Bu Melik, Melik'in gördüğü rüya ile ilgili. Kur'an-ı Kerim'de de Yusuf suresinde geçiyor. Biliyorsunuz Yusuf suresi 12. 12. Hı -hı. cüz'ün 12. Hı -hı. suresi. Besmele ile bir 112 ayet ki... ...Hazreti Yusuf da 12. peygamberdir. Hı -hı. Yani bu kadar Hı -hı. tesadüfün bir arada olması mümkün değil. Tesadüf değil tabii, tabii ki. Beni mesela en çok cezbeden e, Yusuf suresinde Hazreti Yusuf'un zindan arkadaşlarının gördüğü rüyalarla ilgili yorumlarda orada analizlerde Müthiştim bulunması. O rüya yorumları Ama çok orada ümlü. bir ince bir nüans var. Zindan arkadaşlarının gördüğü rüyaları analiz yaparken Hazreti Yusuf keşiye bağlı surette onların e, bir sonraki adımından bahsediyor. Fakat Melik'in rüyası yorumlanacağı zaman Melik'in Potansiyeli hı hı. halkı yönetmek olduğu için hı hı hı. tamamıyla toplumu bağladığından dolayı daha farklı geniş bir e, rüya gösteriliyor. Yani hı hı. size gösterilen rüya ile bana gösterilen rüya sorumluluk açısından farklıdır. Bugün bizi e, kim iktidardaysa yönetimi Sayın hı hı. Cumhurbaşkanımızın gördüğü rüya ile avamdan birisinin gördüğü rüya yani olamaz yani. Yani rüyalar hem kişisel, hatırlamak da kişisel galiba. Tabii değil tabii. Mi? Yani hatırlatan da Allah, gösteren de Allah. Gö yani görüntü de Allah, hı hı. E, gören de Allah. Hı hı. Aslında her şey o yani. Onun dışında bir şey yok yani. Hani rüya da bir kaderdir bir yerde. Hı hı. Çünkü takdir edilendir. Size hı hı. gösterilendir. Yani ne yapıp ne yapacağınızla ilgili size bir yol gösterir. Hı hı. Bir projeye niyet edersiniz, hı hı. bir size görüntü gösterir. Orada yapmanız mı, tamam mı devam mı gösterilirse, o nasıl uyandığınızda seçim yapmak size kalır. Peki hatırlayanla hatırlamayan arasındaki fark nedir? Rüyayı hatırlamayan uyuyor. Uyuyor hala. Aha. Hatırlayan hatırlayan uyanmaya şey. başlıyor. Çünkü her şey. Hatırlanması lazım. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de estağfirullah efele tezekkerun der. hatırlamaz mısınız? Dün e, bir ayet okudum. Çok ilginçti yani. E, orada diyor ki yani bizlerin hatırlamasıyla alakadar. Hani bir sürü şeylerin yani, biz diyor her şeyi e, çift çift yarattık diyor. Zariyat suresi de. Ee l'alakum tezekkerun hatırlayasınız diye. Hatta dün sosyal medyada paylaştım. Eğer çift yaratıldıysak dünyanın dublesi nerede? Çifti Aa, nerede? Değil mi? Evet, evet. Ve biz niye hatırlayamıyoruz? Hani Müthiş. idrak lazım. Biz her şeyi çift çift. Min kulli şeyin diyor. Her şeyden halakna yarattık. Zevcayn çift olarak yarattık diyor. Çift olarak. O zaman insan soruyor yani. Arkadaş nerede benim dublem? Evet. İşte rüyanın evet. da hani farklı bir yansıması. Ya o da bir yansıma, o da bir ayna. İşte birbirimizin de aynasıyız. Mukaddes ve rüya evet. değil mi? Evet. Hayaller ve takdis edilme. Evet, evet. Kadar. Aslında evrendeki her şey bizim aynı. aynamız. Güzel. Her şey ayna. Yani Çirkin, gördüğümüz, gördüğümüz en saçma sapan şey. dahi şey birbirimizin ayna. aynası. Tabii negatif bir şey de kötü bulmamak lazım. E lotus bataklıkta yetişiyor. Önemli olan evet. bir, lotusu yetiştirebilmek. Evet. Bataklık bile olsak lotus yetiştirelim ya. <laughs> Sonuçta Peki rüyalarımızı başka insanlarla, çevremizdeki insanlarla Paylaşırız. paylaştık. Evet. Ee, bu doğru mu? Ya da rüyayı ya, rüyamızı yorumladılar. Evet. İyi ya da yanlış yorumladılar. Hı -hı. Ne yapmak lazım? Şimdi en önce kimleri anlatalım. Evet. Bu, evet. Hadis şeriflerde buyurur ki habib ve Lebib. Yani Süper. böyle kalbi sevgi dolu olan, hani kalbi insan, yürekli insan. Ee, yüreği güzel insan, dost, sohbet arkadaşına paylaşmak lazım. Herkese paylaşırsanız rüya kuşun ayağının altındaki, ayağının üzerindeki taş gibidir. Düşer gider. O yüzden rüyanızı tutun derim. Herkese paylaşmayın. E, kıskanır, haset yapar ya o görüyor da bana niye göstermiyor? Benim neyim eksik? Çünkü daha uyuyor olduğu için duyguyla özdeştir oraya takılmıştır. Daha o duyguyu vereni Fark etmemiştir. Peki yanlış bir yorum yanlış yaptı. Yanlış yorum yaptı. Zaten e, negatif olarak o kişiye gitmemiz de ayrı bir hata zaten. Oluşturmuş oluyor ha, o zaman. Yani tabii yaratımı etkiliyoruz. Yaratımı etkiliyor değil evet. Diyelim anlatıldı negatif bir şey söylendi. Evet. Hemen iptal edeceğiz. Evet onu soracaktım. Yani eğer biz ben, ben de bugün Başka bir, 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 bir beyefendiye de söyledim. Kadar. Dedi hani eğer dedi ya analizi kabul etmezsek hani saçma sapan olabilir. ki insan yüz kapılı saray. Evet. Yani o... Kapıdan bakılması size uygun gelmeyebilir. Ben en iyi rüya analizcisi değilim. Oldu ya sizin içinize sinmedi. Yüreğinizde bir şey Hı -hı. dedi bu bana ait değil. Hı -hı. O zaman niyet ederiz iptal etmeyi Hatta şunu derim çünkü bilgi geldiği anda biliyorsunuz epifiz bizimiz. Bizim Hı -hı. kendi elfi mahfuzumuzdur. Evet. Bilgi buraya akar. Hımm -hı. deriz düşünürüz ya ne yapacağız? önce salavat getireceğiz. Allah mesallale Seyyidina Muhammedin ve Ali Muhammed. Bu düşünce, bu yorum bana ait değil. Benim hmm. rüyam değil. Tekrar salavat getirerek sırlayacağız. Olayı kapatacağız orada. Hmm. Çünkü diyelim bir kaza sahnesi gördük. O kişi de felaket tellalı ya. İşte hmm. kesin kaza yaparsın. Gördün hmm. yani. Hmm. Aynı en de iyisi bir... anlatmamak lazım. bu tercih şey, şey gibi bir belgeyi birebir çeviri gibi bir şey yani etekleri zil çalmayı Almanca çevirse komedi çıkar. Evet, yani orada evet, bir evet. telaştan bahsedilmesi evet, lazım. Evet. Komedi olur yoksa. Bu onun gibi bir şey. Kaza varsa başka bir şeye bakmak lazım orada yani. Kişinin yaptığı bugün ifade edilen bir rüya gibi. Hı hı. Bizde uyandırdığı his ne? Önemli olan o diyelim öyle bir şey eyvah hani negatif bir şey. Hey, evet eyvah e acaba o kişi söyledi ya hakikaten kaza mı yapacağım soru işareti geldiği anda ve bunu 6 saniyede düşünmeye başlayabiliyorsunuz kuantsal boyutta yaratım, yaratım başlıyor. başlıyor evet. O riski almamak için salavat bu düşünce bana ait değil Salavat. Hemen sırlayın ve olayı iptal edin. Çünkü yeni bir paralel evren yaratılacak. Allah muhafaza. Evet. evet yani evet. oradaki o evrendeki olay da bizim buradaki sistemi yaşatabilir. Peki rüya güzelse, hoş bir ise onu da yine anlatmamak, onu da değil yaratıma Yani şöyle bir şey, Allah Resulü diyor ki, aranızdan birisi de güzel rüya görüyorsa hamdetsin. bilsin ki o Allah'tan. Ha. Eğer hani kötü bir rüya ise bu şeytandandır. Sol tarafına dönsün. Üç kere tu 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 desin ve uzu besmele çeksin. Ha, Şeytandansınız. Doğru, evet. Bunu bakın anlatmıyorsunuz bile yani. Görür görmez yapılacak ilkeyle. Bu rüya bana besmele değil. çekip Üç kere tu 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 Sol deyip dönüp, e, deaktif evet. yapmak rüyayı. Aktif evet. etmemek. Böylece hani anlatmadık ama ya öyle olursa ya böyle olursa o zihin bırakmaz. Zihin, zihin şeytan mıdır o yani? Zihnin evet. dırdırı çok. Zihni susturmaktır asıl bir yerden sonra hani aslında rüya görerek hakikate ulaşmaya çalışıyoruz ya daha doğrusu hakikat bize ulaşmaya çalışıyor bu evrede. Evet, hakikat evet. bizi ulaşmaya uyandırmak için. Aslında ilahi bir şey. Uyandırmak Kesin için. için ilahi uyandırmak bir için aslında. uyutuluyoruz. Evet 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 <laughs> evet. şimdi geldi. Evet. <laughs> uyandırmak efendim. için uyutuluyoruz ve bize hakikat bilgisi takır takır söyleniyor. Fakat biz aman alt üstü rüya diyoruz. Bakın önemsenmeseydi Allah 12. surede bu kadar üzerinde durmazdı. Ve birçok yerde geçiyor rüya ile ilgili. 6 surede geçiyor. Hı -hı, yani hı -hı. ve detay geçiyor. Bakın namaz ifadesi 30 küsur gece geçiyor ama namazın nasıl kılınacağı ifadesi geçmez. Ama bu demek değildir ki namaz evladır değildir. Hı -hı. Arasında bir mukayese değildir. Ama orada bir detay veriyorsa Hı hı, o zaman hı. biz de düşüneceğiz acaba bu rüya bize niye gösteriliyor? Hı hı, neyi hı. görmem lazım? Bu rüyada benim neyi fark etmem lazım? Allah acaba bana ne demek istedi? Ya biz bir sergiye bile gidince hı hı. ressam bu resimde ne, ne demek, demek istedi, istedi diye bakım, soruyoruz. Evet. Anlayamıyorsak gidiyoruz ressam arkadaşı çağırıyoruz. Kardeşim burada neyi resmetmek istedin? Neyi ifade etmedin? E, etmek istedin? Ben neyi fark edemiyorum? Evet, Değil evet. mi? Budur yani. Bir soracağız ya, bir merak edeceğiz ya. Biz boşuna mı geldik bu sisteme? Boşuna mı bedenlendik? Bugün paralel evrende öğrendikçe Allah'ım dedi neyin kafasıyla ben eve onay verdim de geldim buraya diyorum. Değil mi yani? Yani bir daha daha ne şey. akitler var? Neler var? Yani daha neyi fark edeceğim? Daha neyi göreceğim? Yani telaş oldu. Çünkü ruhun bedenden çıkacağı zamanı bilmiyoruz ama aktimizde imzalamışız. Biz sizden ahit aldık, akit yaptık diyor Allah. Daha nelere imza attım acaba? Hangi seçimleri, kaderleri yaptım? E, nerelerde takılacağım? Yani... Onları ya şöyle yapayım ya böyle yapayım derken durduk yere oturduğum yerde Peki, paralel evren yaratıyoruz. Rüyalarla bu seçimleri değiştirebiliyor muyuz? Tabii Çok ki. çılgın bir soru zaten geldi seç, yani. yani. zaten o rüyalar niye geliyor? Seçiminizi değiştirin diye. Seçim değişsin, seçim düzenlensin. Bakın siz böyle bir şey yaptık diye gösteriliyor. Yani e, bu dejavu dediğimiz hadiseler, evet, evet, rüyada evet. gösterilen sahneler ya da paralel evreninde yaşanılan bir sahnenin önümüzde çıkması. Evet. evet. Yani insan hani bir baksın kendine gerçekten. Çok evet. e, ciddi bir sorumluluk aldık. Hani ayet var ya dağlara verdik almadı. Evet. Hiçbir evet. şey an biz almışız sorumluluğu ama insan elbisesi giyince. Beşerken değil. Var yani canım. uyurken değil. O hani eee esasız ya diye ayetler var. Ey insanlar. 22 tane ayet var. İnsanlara hitap eden. İnsan olunca oluyor. Yani Aktif oluyor ayetler bizim için. Beşerken değil, uyuyana ne anlatacaksınız? Anne rahmindeki çocuğa ne anlatacaksınız? Küçücük bir çocuğa ne anlatacaksınız? Kafa çünkü orada. Çünkü sadece geçimde. Çünkü sadece işte ilişkide. Evet. Çünkü sadece kendi istekleri, ihtiyaç zannettiği isteklerinde. Ona neyi anlatacaksınız? Hakikate uyandığınız zaman çok çok geçiriyorsunuz yani. işte o kıyam etmek var ya Kur'an-ı Kerim'de evrenin yok oluşu diye söylenilen hmm. ama aslında ayağa kalkış, uyanış. Hmm, 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 o uyandığınız hmm. anda şoklanıyorsunuz ya. Hmm, hmm, hmm. Ben neyin kafasıyla buraya geldim diyorsunuz? Ya işte o şeyde de nasıl büyük bir, bir şey imkan ki uyanış da ölürken ki uyanış da o zaten işte, inanılmaz işte bir şey. İşte o bedeni Rüyada terk yaşamak. etmeden önce hmm. rüyaların hakikatiyle hemhal olmak lazım. Çünkü rüya Hı hı. Ölümün değil, ölümden sonraki yani bedeni terk edişten sonraki yaşamın provasıdır. Müthiş. Yani o provayı e, şok uyandım. olmamak için, değil mi? öldükten sonra şok olmamak tabii için. Tabii. yani şimdi bedenden beden, yavaş ölüm yavaş, kelimesi hani hani Mevlana'nın dediği şey var ya, ölmeden önce ölünüz. Tabii tabii. Ee, yani şu anda ölmüş yani o uyuyan halimizin benliğini oradaki o gerçekliği öldürmüş oluyoruz. Hı hı. Farkına varıyoruz. O o diyoruz. Şimdi ne yapacağız? Hı hı hı. Şimdi bakıyorsunuz senaryo size ait. Oyuncu hı hı hı. sizsiniz. Bancı Oyunu kuransızsınız, yönetmen yönetmensizsiniz, figüransızsınız. Her şey sizin elinizde. Ama biz birbirimizin Hı. de rüyaların içinde, aynı zamanda. Şu anda ben senin rüyandayım, sen benim rüyamdasın. Bu gerçeklikte. Bu gerçeklikte. Bu gerçeklik evet. evet, evet. Şimdi bilir, kaç tane gerçeklikler var? Yani hayat öyle bir şey ki, Allah öyle bir sistem kurmuş ki öyle bir komplike tam kendine yakışır. Yani Hı. hani deniyor ki reenkarnasyon var, enkarnasyon var, paralel evren. Hepsi birbiri içinde de olabilir. <laughs> yani zaten Allah'a yakışan bu. Iç yani evet. koskoca sistem 60 yıllık ömür için yaratılmış olamaz. Sistem içinde sistem hani Hazreti Üstad diyor ya Bediüzzaman zaman insan diyor dürülmüş bükülmüş alemlerdir evet. iç içedir yani insanlar Böyle var ya. <laughs> Tabii yani bütün seçimleri görüyorsunuz. Yani bir anda uyandığınızda şunu, şu 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 fark ediş çok önemli. Yani kader kalemi kendi elinizde. Yazan da siz. Oynayan Oo, da siz. Müthiş. Aktör de siz. Müthiş. Bunu gözlemleyen de siz. Gözlemleyeni, gözlemleyeni de siz. Göstereni, gösterten de siz. Gören de siz. Hani doktor kuantum evet. şeyinde var ya evet. çizgi filmde. Bakıyorsunuz baktığınız anda var. Evet. Bakmıyorsanız yok. Bakarsan varmıştım. nefes bakmazsan nur oluyor. Gerçekten zamanın yeteceği bir program olmadı bu. Çok çok keyifliydi. Çok güzeldi. İyi ki geldin. Bundan sonraki programlarda da inşallah seni burada misafir etmek isterim. Ayaklarına sağlık. Çok Güzel teşekkür ederim. ederim. Sevgili izleyicilerimiz bir güzel programın daha sonuna geldik. Ben doyamadım. Çok keyif aldım. Umarım siz de çok keyif almışsınızdır. Sevgili Hülya Özçelik'in Uyuyorum kitabını burada size göstermek ve tanıtmak istedim. Çok geçe kaldı. Lütfen edinin ve okuyun. Evet uyanmak için. Uyanmak için okuyun. İyi ki izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Hayatın akışında kalın. Anda kalın. Sevgiyle kalın. Teşekkürler.